Arkadaşlar, pandemi, iki kişi bir araya gelemez, top oynamak yasak, lokanta, kafe, restorana gitmek yasak, kahvede bir masanın karşılıklı iki tarafında oturmak yasak, halı sahada top yasak, dernek genel kurulları yasak, tekel bayilerinde, tekel büfelerinde satış yasak, toplantı, gösteri, yürüyüş yasak, 2-3 ailenin bir araya oturması yasak, bankaya iki kişiden fazla girmesi yasak, düğün yasak, nişan yasak, cenaze yasak, asker uğurlaması yasak. Ama maalesef AKP'nin son 2 haftada yaptığı 27 genel kurul, kongre serbest. Ya yazıklar olsun Allah aşkına ya. Yazıklar olsun ya. 50 bin kişiyi bir araya topluyorsunuz. 4 kişiyi köfteci dükkana oturtmuyorsunuz. Amacınız nedir ya? Sizin pandemiyle ne alakanız var? Şu fotoğrafa bakar mısınız? Şu fotoğrafın pandemiyle, önlemle ne alakası var? Denizli'ye 4000 kişiyi, 5000 kişiyi soktunuz. Denizli'de pandemi patlarsa vebali de senin, günahı da senin arkadaş. Haberin olsun. Alırsın bunun riskini. Bak bakalım. Senin pandemiyle ne alakan var? Önlemle ne alakan var? Sen Denizli'de, evet, pandemi artarsa müsebbibi sensin. Sayın Sancar, bitti. Lütfen genel kurula hitap edin. Şimdi arkadaşlar, ben sana doğruları anlatıyorum. Ben sana doğruları anlatıyorum. Sayın Sancar, bugün genel kurula hitap edin. Senin genel başkanın söyledi. 2 haftada 27 kongre yaptık dedi. 60 bin, 70 bin kişiyi bir araya topladın. Niye maçlara tribüne kimseyi sokmuyorsun? Niye köfteci dükkanında 2 kişi köfte yemiyor? Niye aylardır kafeler kapalı? Hiç bunu sordun mu Cumhurbaşkanı'na? Hiç sordun mu? Ha, bak ben size şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bunu dostça söylüyorum. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Allah aşkına, koca kongrede 5000 kişiyi idare eden hükümet, 5000 kişiyi pandemiye karşı önlem aldıran hükümet, eğer bir kafede 4 tane kardeşimizi oturtturamıyorsa o ayrı bir acizliktir, o ayrı bir üzüntüdür. Ben de derim ki arkadaşlar, sizin esnafla derdiniz nedir ya? İlla para verelim, para da vermiyorsunuz. 500 lira, 700 lira kira yardımıyla bu insanlar geçinemiyorlar. Bakın, bu sosyal bir sorun haline geldi. Bu ticari bir sorun haline geldi. Ben Denizli'mizle ilgili size söyleyeyim. 37 bin esnaf kefalet üyesinin 37 bini de krediye başvurur mu? 37 bin esnaf kefalet üyesinin 37 bin... Tamamlayalım lütfen. Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar, bakın tekrar söylüyorum. Pandemiyle ilgili bilim kurulu hangi kararı nasıl aldığının farkında olsaydı sizin bu kongreye katılanlara 3100 lira ceza yazardı. 3100 lira. Ben de diyorum ki size kongre serbest de bu millet asker uğurlayamıyor ya. Bu millet kına gecesi yapamıyor. Cenazesini uğurlayamıyor. Ya nedir bu tutarsızlık? Sizler efsunlu musunuz? Okuttunuz mu kendinizi? Size gelmiyor mu bu pandemi? Size girmiyor mu bu korona? Yani bunun bir mantığı olsun. Değerli arkadaşlar, ben size şunu söyleyeyim. Bunu bütün samimiyetle söylüyorum, inanarak söylüyorum. Bu pandemiyi, bu virüsü, bu koronayı bu millet atlatır. Bu millet atlatır. Ama bu millet bu dönemde sizden yediği cefayı, sizden yediği kazığı asla unutmaz. Yolcudur Abbas, bağlasan durmaz. Hayırlısı olsun arkadaşlar.